emperyalistler zenginliklerine konuşlanmayı kafasına koyduğu ülkeleri silahlı kuvvetlerinden önce medya ile işgale hazırlıyor. Şartlar oluştuğunda da tepesine biniyor. Yakın tarihte bu örnekleri çok gördük. Afganistan'da Taliban'ı Ruslara karşı silahlandıran ve itenler sonra bu örgütün ipliğini pazara çıkardı. Uluslararası medya insanlık dışı görüntüler ve uyuşturucu ticareti bahane edilerek Afganistan işgal edildi. O günden beri bu ülkede huzur yok. Ayrıca eroin imalatının daha da arttığı biliniyor. Saddam'ın Irak'ı uluslararası medyanın nükleer silah yaygaralarıyla oluşturulan kamuoyundan sonra işgal edilmişti. Irak'ta huzur var mı? Sonra İran'da halkın sokaklara döküldüğü ve üniversite gençliğinin ayaklandığı iddia edilerek montaj görüntülerle karışıklık çıkarılmak istendi. İran uyduları kapatınca planlar suya düştü. Ama emelleri hiç bitmedi. Suriye'de de durum farklı değildi. Güçlü medya tekelleri birdenbire Suriye'ye odaklandı ve işler Arap saçına döndü. Şimdi bölgede kimin eli kimin cebinde belli değil. Sinsi planları olanlar her bakımdan Türkiye'ye bedel ödetiyor. Bir iki kişinin sınırdan geçmesine engel olmak isteyen Avrupalı, Türkiye'nin 2 milyon mülteciye bakmak zorunda kaldığını nedense görmüyor. Rahmetli Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu yıllar önce yazdığı Bay Bay Türkçe kitabında sırada Türkiye var demişti. İngiliz Times'ta Türkiye'nin hasta adam olduğu yorumuna yer verildi. Hasta adam tabirini ilk kullanan Rus çarı 1. Nikolay'dı. 9 Ocak 1853'te bir konserden çıkarken sohbet etmekte olduğu İngiltere'nin Rusya elçisi Seymour'a Osmanlı İmparatorluğu için hasta adam demiş. Seymour da Çar'la yaptığı bu sohbeti Londra'ya rapor edince Çar'ın bu hasta adam tanımlaması yaygınlaşmıştı. Hasta adam ifadesinin 162 yıl aradan sonra yeniden ifade edilmesi boşuna değil. 1,5 asır önce oluşturulan bu algının hedefi Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Şimdi ise 78 milyonluk bir Türkiye Cumhuriyeti'dir. Kim ne derse desin, kim ne hain planlar yaparsa yapsın, bizler hasta adam denilen bu ülkenin hastasıyız, hastası.